Şimdi ana haberde bir konuğum olacak. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç'la İran ve Pakistan arasında yaşanan gerginlikleri ve bölgede yükselen tansiyonu ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyaretini ve bölgede yaşananları konuşacağız. Hoş geldiniz ana habere. İyi akşamlar. Hoş bulduk Esra'nın. İyi akşamlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi İran ve Pakistan uzun yıllardır birbirlerini militan grupları barındırmakla suçluyorlar aslında. Birbirlerini suçlayan iki ülkeydi. Karşılıklı saldırıların şu an yaşanmasının sebebi nedir? Buradan başlayalım, sonra da reisinin Türkiye ziyaretiyle devam edelim. Buyurunuz. Bildiğin üzere hem İran'da hem de Pakistan sınırları içerisinde Belucistan azınlık olan, yani Sünni bir azınlık olan Belucistan bölgeleri var. İran'da Sistan Belucistan, Pakistan'da Belucistan eyaletleri var. Burada Sünni bir kesim var ve bu kesimlerin içerisinden çıkan ayrılıkçı hareketler var. İki tarafta da ve bu ayrılıkçı hareketler hem İran güvenlik güçlerini hem de Pakistan güvenlik güçlerini şimdiye kadar geçmiş zamanda da bazı saldırılar gerçekleştirmişti ve iki devlet de aslında bu ayrılıkçı örgütlere karşı zaman zaman operasyonlar yapıyorlardı. Ama birbirlerinin topraklarındaki örgütlere yönelik böyle bir saldırıyı biz ilk defa gördük. 15 akşamı İran'ın biliyorsunuz Erbil'e ve İdlib'e yönelik füze saldırıları gerçekleştirmişti. Hemen arkasından ertesi gün akşamda Pakistan'a iki tane füze ile saldırı düzenlediğini öğrenmiştik. Bu saldırıların arkasında da İran kaynaklar tarafından Ceyşül Adıl terör örgütüne yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Yani bunu Pakistan'ı hedef alan bir saldırı olmadığı söylendi ama Pakistan tarafı kendi sınırları içerisinde böyle bir saldırıyı egemenlik meselesi olarak gördüğünü söyleyerek 18'i sabahı bu saldırıya cevap niteliğinde olarak değerlendirebileceğimiz İran'ın yaklaşık 50 kilometreye kadar derinliğinde olan Sistan Belucistan bölgesine yönelik hava saldırısında bulundu. Hem insan savaş araçlarıyla hem de uçakla hem de füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Ya bu karşılıklı saldırıdan sonra aslında gerilim beklendiği kadar yüksek ve yüksek tonda devam etmedi. İki tarafta birbirlerinin sınır güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını söylediler. Fakat iki tarafta da halihazırda devam eden bu ayrılıkçı hareketleri, bu terör örgütleri yönelik de önümüzdeki dönemde de bu en azından bunları bahane ederek saldırı gerçekleştirme ihtimali var. Çünkü bu iki ülke arasındaki yaklaşık 900 kilometrelik bir sınır hattı var ve bu sınır hattında da az önce bahsettiğim belirci ayrılıkçılar var. Dolayısıyla güvenlik ihlalleri sık sık oluyor. İki tarafında bu sınırın güvenliğini sağlamak konusunda şimdiye kadar bir konsensüs vardı. En azından birbirlerinin sınırlarına müdahale etmiyorlardı. Ama bundan sonraki adımlar, yani tarafların bu konsensüsü bozarak tekrar misillemede bulunması halinde bu sürecin, yani Orta Doğu'da Gazze'de başlayan gerilimin, çatışmanın boyutlarının artacağını, bölgeyi de aşarak, yani yakın Orta Doğu değil uzak Orta Doğu olarak nitelendirdiğimiz Pakistan'a kadar sıçrayacağını görüyoruz maalesef. Tam onu soracaktım. Şimdi zaten Orta Doğu bir ateş çemberi, siz de dediniz, yani her taraf yanıyor, işte Gazze'de olanlar, sonrasında işte Lübnan'daki patlamalar, sonra İran'daki patlamalar. Evet. Şimdi Pakistan'da İran'ı hedef aldı. Şimdi tabii yani aklımızda şu soru var. Orta Doğu'da zaten yüksek olan gerilim tırmanır mı? Bizi neler bekliyor? Biz de tabii bu ateş çemberinin de ortasındayız bir anlamda. Ne dersiniz? Tabii doğru söylüyorsunuz. Şimdi İran'ın saldırılarından bahsederken aslında İran'ın İran'a yönelik ayın 3'ündeki Kirman'daki saldırıdan sonra İran'ın nasıl bir cevap vereceği bekleniyordu. Bu konu merak ediliyordu. Her ne kadar bu saldırıyı DAEŞ üstlenmiş olsa da İran aslında bu saldırının arkasında İsrail olduğunu söylemişti. Ama Pakistan'a yönelik saldırı yapılırken Ceyşül Adıl terör örgütünün zikredilmesi hem DAEŞ'e bir cezalandırma saldırısı olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda Pakistan'ın da Amerika ile olan ilişkileri, en azından Pakistan ordusundaki Amerikan ekolü nedeniyle de aslında Amerika'da bir mesaj verdiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü kendisi kendi topraklarına yönelik ve Lübnan'da ya da Suriye'de İranlı milislere yönelik hem Hizbullah hem de devrim muhafızlarının komutanlarına yönelik saldırılar tepkisiz kalmıştı. İran hatırlarsanız Kasım Süleyman'ın 2020'deki suikastinden sonra da misilleme, yani çok yüksek perdeler, büyük bir misilleme yapacağı söylenmişti. Rehber tarafından bu dile getirilmişti ama daha sonrasında bu kadar ciddi bir misilleme görmemiştik biz en azından. Yine Irak üzerinde ya da Suriye üzerinde operasyonlar, yani saldırılar yapılmıştı. Bu sefer de nasıl bir cevap vereceği bekleniyordu İran'ın.
Fakat yine aynı şekilde oldu. İran kendi topraklarına yönelik, kendi komutanlarına ya da kendi siyasilerine yönelik olan saldırıları maalesef yine vekillerin üzerinden yine çok fazla karşılık görmeyecek ya da bunun için bedel ödemeyecek Irak ve Suriye'yi tercih etti. Fakat Pakistan bu sefer yanlış bir tercih oldu. Çünkü Pakistan ne Irak ne de Suriye olacak. Zaten sizin de belirttiğiniz gibi Orta Doğu şu anda ateş çemberinde. Gazze'de başlayan yangın bütün bölgeyi yavaş yavaş sarmış durumda. Yani bir taraftan biliyorsunuz Kızıldeniz'e uzandı işin bir Evet, orada da ucu. Diğer tansiyon hiç taraftan düşmüyor. evet. Tabii orada da yani İran'ın vekili olarak tanımlanan Husiler var. Husilerin Babur Mendebi ve Kızıldeniz'i İsrail saldırılarını sonlandırsın diye böyle bir operasyona başladı. Böyle bir girişimde bulundu. Ama geldiğimiz noktada Kızıldeniz'in güvenliği ortadan kalktı ve Kızıldeniz uluslararası deniz ticaretine kapalı bir duruma geldi. Her gün yeni bir saldırı haberi duyuyoruz. Ne Yani yazık ki. Husilerin geçen gemilere yönelik saldırıları ve Amerika'nın öncülüğünde oluşturulan deniz gücünde Husilerin yönelik Yemen'e yönelik saldırılarını görüyoruz. Şimdi bir de bu işin ateşin Pakistan'a sıçrayacak olması, sıçlamış olması açıkçası bölge için çok iyi bir gelecek vaat Ürkütücü etmiyor. gelişmeler Maalesef. diyebiliyoruz galiba. Peki Biz de tabii biz de bunun bir tarafındayız Esra'nın. Yani biliyorsunuz biz de hem Aralık ayının sonunda 22-23 Aralık'ta hem de 12 Ocak'ta Irak'taki üs bölgelerimize yönelik evet. saldırılar oldu, sızma operasyonları oldu. Yani biz de aslında bu yani sadece Gazze'den ibaret değil. Yani Gazze'deki Bütün bu ateş olaylar, herkesi bütün bu yapıyor. olayların hiçbiri birbirinden bağımsız düşünülemez, kuşkusuz. Ben Kesinlikle değil. Kesinlikle. reisinin ziyaretine de dönmek istiyorum hızlıca. Şimdi Buyurun. İran Cumhurbaşkanı reisi 24 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor. Bu ziyarette gündem ne olacak? Tabii bunu merak ediyoruz. Masada hangi konular olacak? Şimdi reisinin haberde verdiniz normalde 4 Ocak'ta gelecekti. Kirman Evet. saldırısı nedeniyle bu ziyaret ertelendi. Ya yani İran Türkiye arasında yani çok eskiden beri süregelen derin ekonomik ilişkiler var. Yani neredeyse bir dönemde karşılıklı bağımlılık seviyesinde varan enerji kaynaklı bir ekonomik münasebet mevcuttu. Ancak bu son dönemde bu enerji işbirliği konusunda eski seviyede değil. Ama iki ülkenin uzun bir sınırı paylaşması ve güvenlikle ilgili aslında benzer kaygılar taşımaları, özellikle PKK, PJK kaynaklı bir güvenlik tehdidi hissetmeleri nedeniyle peyderpey zaman içerisinde taraflar bir araya geliyorlar. Ama şimdiye kadar söylem düzeyinde kaldı maalesef iki tarafın bir araya gelmesi. Ama bunun üzerine ayrıca tabii Suriye konusu da eklendi biliyorsunuz. Aslında sürecinde de ortaklık var. Türkiye'nin Suriye ile normalleşmesi sürecinde de dörtlü bir format oluşturdu biliyorsunuz. İran'ın daha sonradan katılmasıyla birlikte aslında konuşulacak konular çok. Tabii İran Türkiye ile birlikte bölgenin en kuvvetli, en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Hem askeri olarak hem ekonomik olarak. Dolayısıyla aslında iki ülke arasındaki muhtemel bir işbirliği bölgedeki dinamikleri, dengeyi çok değiştirebilecek bir şey ama tabii İran'ın şimdiye kadarki yaklaşımları bölgedeki vekilleri aracılığıyla rejim ihraç etme iddialarını da düşünürseniz aslında yeterli sinerji sağlanamıyor. İki taraf arasında iyi niyet oluşmuyor. Reisinin gelmesi aslında önemli ancak sonuç olarak önceki dönemlerden yani Hasan Ruhani'deki yapılan görüşmelerden daha farklı bir sonuca ulaşılır mı? Açıkçası o konudan çok emin değilim. Ama tarafların görüşmesi önemli. Çünkü hem Suriye hem Irak konusunda hatta Gazze konusunda da Türkiye, İsrail, Türkiye, İran işbirliği affedersiniz bir şey sinerji yaratabilir. Yani mevcut statüyü değiştirecek bir faktör olarak ortaya çıkabilir. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Sağ olunuz. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar Esra. Çok Kolay gelsin. teşekkürler.